Az önce bir tane daha video çektim. Yani şöyle çeksem anlayacaksın zaten. Büyük ihtimal bundan bir önce ya da bir sonra attığım video. Arginine nasıl pump yaptığımla alakalı bir karışımdı. Size birazcık kreatinden bahsetmek istiyorum. Şöyle bir 5 dakikam falan var, sonra çıkacağım. Arabaya atlayacağım. Spora kaçacağım. Size biraz kreatinden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi kreatin monohidrat bir saf bir maddedir. Yani herhangi bir şey başka bir madde daha içinde yoktur. Kreatin monohidrat saf bir maddedir. Kreatin monohidrat maddesidir. Yani bir önceki videoda da örnek vermiştim. Güzel bir örnek. Tekrardan vereyim. BC aminosit gibi birçok farklı vitaminden ve mineralden oluşmuş bir bileşen değildir. Sadece kreatin monohidrat kendisi bir maddedir. Kreatin diye bir maddedir yani. Zaten içini açtığınız zaman ne bir tadı var ne başka bir şey var. Çok değişik bir kireç gibi bir tadı var falan. Orada anlayabilirsiniz. Yani bir tadı olurdu demek istiyorum herhangi bir bileşen olsaydı ama bu yanlış bir cümle sanırım. Tadı olmayan bileşen maddeler de var. Neyse. Ama siz benim ne demek istediğimi anladınız. Yani bu saf bir madde. Kreatin monohidrat ve vücut geliştirmede de çok fazla kullanılıyor. Aslında sadece vücut geliştirme değil, güç sporlarında da kullanılıyor. Çünkü ciddi anlamda güç verdiği kanıtlanan bir madde. Hatta supplement dükkanlarında, internet sitelerinde kolay bir şekilde satılması yasaklanma derecesine falan gelmiş bir supplement. Kreatin monohidrat arkadaşlar çok fazla aklınızda kalan ve duyduğunuz bir cümle var. Kreatin su tutar, kreatin su tutar, kreatin su tutar ve kreatin kullanmamalıyız. Kreatin su tutar, kreatin su tutar. Kreatin su tutar mı? Ondan bahsedeceğim size bu videoda. Biraz daha bir şeylerden bahsettim. Dostlarım kreatin evet su tutar ancak deri altında su tutmaz. Yani siz vücudunuzu gördüğünüz zaman vücudunuzdaki suyu kreatin tutmuyordur. Yaptığınız başka bir hata vardır. Kreatin monohidrat kas içinde su tutar. Kas içinde su tutması demek size ekstra kuvvet gelmesi, ekstra güç gelmesi ve daha fazla hipertrofi yani daha fazla kaslarınızın hasar görmesi, yırtılması demektir. Yani doğal olarak güç kazandığınız zaman daha fazla ağırlık kaldıracaksınız, daha fazla hasar vereceksiniz kasınıza ve doğal olarak daha fazla yırtılma, daha fazla hasar ve daha fazla onarım, güzel beslendiğiniz takdirde daha fazla onarım ve daha fazla kas kütlesi ve daha fazla güç. Kreatin monohidratın yani kreatinin olayı budur. Ucuz olmasının nedeni kesinlikle etkisinin az olduğundan değil, saf bir madde olduğundan ve kolay elde edilebilir bir madde olduğundan, yani çok fazla uğraştırmadan elde edilen madde olduğundan dolayı ucuzdur. Kreatin en etkili supplementtir. Bunu unutmayın. Kreatin en etkili supplementtir harbiden. Dediğim gibi saf bir maddedir. Başka kreatinle ilgili söyleyeceğim bir şey. İçini açıp göstereyim size. Tuz gibi bir şey işte. Zaten hepiniz biliyorsunuz. Kreatin almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum ben. Bu arada bu topuk topuk olmuş ama sorun değil. Benim için hiç fark etmez. Bu kreatin monohidrat. Şöyle gördüğünüz gibi kokain gibi bir maddedir. Dostlarım, bu videoda bu kadardı benim söyleyeceklerim. Kreatini birazcık anlattım size. Su tutar, aklınızda su tutar diye bir cümle kalmış olabilir kreatinle ilgili. Ama deri altında değil, yani kötü görünüm veren bir yerde değil. Tam tersi size güç veren ve kas yırtılmasında, hasar görmesinde etkin bir rol oynayan bir maddedir. Velhasıl kullanabilirsiniz. Tavsiye ediyorum yani. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Başka bununla ilgili bir şey söyleyemem. Kreatin monohidratla ilgili. Ben kullanıyorum. Çok da sevdiğim, çok da direkt olarak faydasını gördüğüm bir supplement. Hatta şu anda kullanmadım. Bir kullanayım. Hatta nasıl kullanıyorum onu da size söyleyeyim. Bunun tadı kötü biliyorsunuz. Kolum kullan. Supplement tadı. Bunun tadı kötü biliyorsunuz. Ben bunu şu şekilde kullanıyorum.
İçinde bir tane ölçeğim var. Hatta ölçeği bunun ölçeği değil. Olması gerekenden biraz daha fazla bir ölçek var. Ben kreatini seviyorum. Herkes kullanımı günde 3 gram, günde 5 gramla alakalı aşağı yukarı olsun diyor. Ben günde 5 gram alıyorum. 6 grama kadar alabiliyorum bazen. Şöyle gördüğünüz gibi birazcık kreatin aldım. Evet. Başka ne söyleyebilirim bununla ilgili? Şunu söyleyeyim genel olarak supplementlerle ilgili. İki tane supplementi karıştırıp içsem olur mu? Ben bu şekilde birkaç tane rap atmıştım bu şekilde içerken. İşte senin içtiğin gibi içsem olur mu? Suya karıştırıp içsem olur mu? Bir bardak su mu, yarım bardak su mu? Bir yudum su mu, bir kaşık su mu? Susuz içsem olur mu? Meyve suyuya katsam olur mu? Şuna katsam olur mu? Buna katsam olur mu? Dostlarım, önemli olan şuradan geçmesidir. Buradan geçtiği zaman vücut onu ne zaman ve nasıl kullanması gerektiğini çok iyi bilir. Yani siz buradan geçirin onu, o ne zaman kullanacağını çok iyi bilir. Neyle kullandığını, nasıl kullandığını çok bir önemi yoktur. Tabii ne zaman kullanacağınızın ufak ufak taktiği var ama bu konulara girmeyeyim. Belki supplementle ilgili başka bir video yaparsam onunla girerim. Dediğim bu kadar. Yani istediğiniz şeyle tüketebilirsiniz. İki supplementi karıştırıp içebilirsiniz. Üç supplementi karıştırabilirsiniz. Ama tadının kötü olmasına bağlı midenizi bulandırabilir. Yani tadı ağzınıza kötü gelirse doğal olarak mideniz bulanabilir. Bundan rahatsız olursanız eğer o zaman kullanmayın. Yani ondan rahatsız olursanız doğal olarak kullanmayın. Tek tek için bu şekilde. Veya tadını beğendiğiniz bir şeyle de karıştırabilirsiniz. Yani işte herhangi bir şey, neyin tadını seviyorsanız onun içine atıp içebilirsiniz. Neyse bu videoyu gereksiz yere çok fazla uzattım ben. Videomu uzatmamı istiyorsunuz videoları biliyorum. İşte biraz daha sohbet et abi, konuş falan, bir şeyler daha anlat diyorsun ama bu videoyu biraz daha konuşursam inanılmaz gereksiz olacak. Tam böyle kıvamında kapatayım videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Peace. Make with